Göndersen iyi olur çünkü soru alacağım. Tamam. Soruları da oradan alırım diye düşünüyorum. Yani oradan soru sormak istediğim değil mi? Alta yorum olarak yazılabiliyor da. Hı. Tamam, Güzel. oradan şeyleri soruları oradan alabilirim diye düşünüyorum. Oradan alırım diye düşünüyorum. Yani oradan soru sormak istediğim değil mi? Alta yorum olarak yazılabiliyor da. Hı. Gönderdim Tamam, abi. oradan şeyleri soruları oradan alabilirim diye düşünüyorum. İsa Hocam, ben duyuyor musun? Mustafa Hocam, Mustafa Hocam sen mi dedin ben duyuyor musun diye? Evet, beni duyuyor musun? Şimdi hocam der ki linke tıkladıktan sonra nasıl hareket edeyim? Toplantıya katıl diyecek değil mi? Katılacak, katılacak. Toplantıya katıl hocam. Hı. Tıkladıktan sonra Yaz. o zaman İhsan Hocam linki sade olarak tekrar paylaşabilir misin benimle? Hocam ben tekrar atayım size. Hı. Hı. Tamam. Tamamdır. Hocam hoş geldiniz. Sizi görüyoruz şu an isminizi ekranda. Hocam siz de hoş geldiniz. Ha, sesi, evet şimdi açtım sesi. Görüntüde kapalı galiba. Evet. Şimdi görebiliyoruz hocam. Tekrar Tamam. geldim. Evet, hayırlı akşamlar herkese. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Oğuz Bey YouTube şey çıktım. Müdür Bey YouTube adresi gönderdim. Şey yapabilir mi?
Evet, Hamit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuz Hocam. Evet, inşallah güzel ve verimli bir etkinlik olur. Hayırlı akşamlar diyorum hayırlı herkese. Hayırlı akşamlar. İnşallah, inşallah. Yavaş yavaş arkadaşlar katılıyorlar. Aynı zamanda biz YouTube üzerinden ve canlı... Tam saat 8 gibi Mustafa Bey zaten başlatır programı sizinle beraber. Tamam hocam. Estağfurullah. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, en önemlisi bugünlerde sağlığı hepimizin üzerinde olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Giresun Nurettin Canikli, Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde hem biraz ferahlayalım, hem biraz sohbet edelim, hem biraz hasbihal edelim, hem de bu evde geçirdiğimiz zamanları biraz kıymetli kılalım istedik. Bu akşam hep beraber bir söyleşi yapalım diye düşündük. Ve şu konuda pek mütevazi olmak istemiyorum. Gerçekten kurumumuzun yetiştirdiği önemli insanlar var. Değerli, kıymetli hocalarımız var. Bunlardan birisini konuk ediyoruz bugün. Hamit Kunt hocamız bu akşam bizlerle birlikte olacak. Sorularımız olacak kendilerine. Kıymetli tecrübelerini paylaşacak. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldin hocam. Tekrar hoş bulduk. Yayınlar. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam hocam. Evet, bu bağlamda bu akşamki konumuz iyilik üzerine olacak. Sizlerin de YouTube kanalı üzerinden yayınımız yapılıyor aynı zamanda. Oradan sorularınızı alabileceğiz. WhatsApp mesaj kanallarımızdan da sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de dilimizin döndüğünce hocamıza sorularımızı iletmeye çalışacağız. Öncelikle hocamızı bir tanıtmak isterim kısaca sizlere. Hamit Kunt, 1962 yılı Giresun Çalca Köyü doğumlu. İlkokulu kendi köyünde okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Giresun İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Akabinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Gaziantep, Ağrı, Kocaeli illerinde öğretmenlik yaptı. Özel dershane kurucu ve yönetici değil, farklı sivil toplum kuruluşlarında idarecilik yaptı. Deniz Feneri Derneği'nde Lojistik Müdürlüğü, İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeliği, İzmir Şube Başkanlığı ve Ege Temsilciliği görevlerini yürüttü. 2010-2014 yılları arasında Çözüm Yayınları'nda genel müdürlük yaptı. Şu anda Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi'nde Uluslararası Projeler Koordinatörlüğü yapıyor hocamız. Uluslararası İltica ve Mültecilerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Mavi Kubbe Eğitim İşbirliği Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcılığını yürütüyor. Aynı zamanda evli ve
dört çocuk sahibi bulunuyor. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben şöyle başlamak isterim. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Bugünkü başlığımız iyilik. Biz biliyoruz ki diğer sohbetlerimizden de öğrendiğim kadarıyla dünyanın birçok ülkesine gittiniz, birçok ülkede bulundunuz ve Etiyopya, Habeşistan burada önemli bir yer tutuyor. Afrika'nın çeşitli yerlerinde de bulunduğunuzu biliyorum. Yardım ve hizmet faaliyetlerinde bulundunuz. Etiyopya bize yaklaşık 5500 kilometre uzaklıkta. Yani dünyanın öbür ucu diyebileceğimiz bir yer. Oralara niye gidiyorsunuz? Yani orada biz Müslümanların orada ne derdi var? Ne beklentimiz var? Ve çalışmalarınız neler? Neler götürüyorsunuz oradaki insanlara? Evet, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Rasulü'nün emini ve alâlihi ve ashabihi ecmain. Çok değerli kıymetli arkadaşlar, baktığım zaman aramızda hem velilerimiz var, hem velilerimiz var. Güzel bir atmosfer, Allah razı olsun vesile olanlardan. Bu soruya şöyle başlayayım isterseniz. Etiyopya'ya ben Habeşistan'a bizim gönlümüzdeki adıyla ne kadar gittiğimi hatırlamıyorum. Sanırım 3-4 tane pasaport eskittim bu yolda. Çok gidip gelmelerimden bir tanesinde demişlerdi ki kuzey tarafında tam şu anda bu iç savaşın olduğu Mekele'nin ki Necaşi Aseme'de orada metfun biliyorsunuz. Oranın altında Gonder diye bir şehir var. Oraya çok gittik geldik. Bir külliye inşa ettik oraya. Demişlerdi ki burada bir Türk dağı var. Diyordum ki beni götürün bu dağa. Götürmüyorlar bir türlü. En son bir gitmeden önce dedim ki eğer beni bu dağa götürmezseniz ben gelmeyeceğim. Bir şekilde bir ayar yapın nasıl bir şeyse. Beni bu dağa götüreceksiniz. Bu sefer işin ucunda biraz blöf olunca bütün altyapıyı hazırlamışlar. İşte arabayı hazırlamışlar, güvenlikleri hazırlamışlar, işte rehberleri hazırlamışlar. Belli bir mesafeye kadar gittik, durdu, arabadan indik. Ben bekliyorum artık araba gidecek. Dediler ki tamam buradan sonra yürüyeceğiz. Ne kadar dedim? Karşıki dağı gösterdiler, uzak bir dağ. 15 kilometre yürüdük. O dağ. Ben şöyle bir manzara bekliyorum. Türk dağı dendiği zaman Türklerin bir eseri var demek ki burada. Bir işte kabir olur, bir şey olur, bir yapı olur. Dağın tam tepesine çıktık. Mavi Nil'in doğduğu Bahirdar gölüne böyle tepeden bakıyor bir tam bir tepe. Çıktık oraya dediler ki bir ağaç gösterdiler. İşte burası. Dağ burası, mekanda işte buralar falan. Hikayeyi oradan sonra başladım. Neden Türk Dağı denmiş buraya? Sonra birkaç makale okudum. 1530-43 arasında Türk isminin geçtiği bu hikaye orada geçiyor. O zamanın tarihçilerimiz varsa Adal Krallığı var. Somali, işte Etiyopya arasında. Adal Kralı Abdülaziz galiba ismi öyle hatırlıyorum. Onun oğlu gibi hatırlıyorum. Tarihim çok iyi değildir. Onu da ifade edeyim. İbrahim bin El Gazi. Farklı bir ismi de daha geçiyor. Kardeşine bırakıyor krallığını ve kafaya Etiyopya'yı fethi koyuyor. Güneyden başlıyor, ta kuzeye kadar. Etiyopya'nın güney tarafından başlıyor kuzeye kadar. 1530'lu yıllardan o 40'lı yıllara kadar gerçekten fethediyor orayı. Ama son zamanlarına doğru Etiyopyalıların Portekizlerden aldığı bir destekle bir tehlike hissediyor. Ve Osmanlı'dan destek istiyor. 1540'lı yıllar. Osmanlı bir birlik gönderiyor. Şu ifade geçiyor kitaplarda. Osmanlı'nın gönderdiği birlikler ateşli silahlar kullanıyor. Bu gücün de şeyiyle gerçekten fetih tamamlanıyor. Ama orada stratejik bir hata yapıyor.
fetih gerçekleşti diye Osmanlı birliklerinin çoğunu geri gönderiyor. Geri gönderince yine Portekizlerden aldıkları büyük güçle Etiyopya Krallığı o zaman bütün toprakları geri alıyor. Mekke'nin altında da Ahmet Emel Gazi o da oluyor. O dağda da kalan Türk Birliği şehit oluyor. O bahsettiğim dağda Türk Birliği şehit oluyor. Bu bilgileri şu anda hiçbir yerde yok çünkü bu bilgiler. O da herhalde 1540'tan sonra ilk defa ben çıkmışımdır. Böyle tevafuken gelişmiş duyduğumuz kulaktan bir bilgi. Dediler ki şu aşağıda dipte bir yerde bir su kuyusu var. Dedeleriniz açmıştı bu su kuyusu. Su var. Hala kullanılıyor orası. O köylüler bize rehberlik etmişlerdi. Hala oralarda o dağ, o tepe Türk Dağı olarak biliniyor. Ama lokal olarak orada sadece bu biliniyor. Hiçbir tarihçi de şu anda tespit ettiği bir yer değil orası. Bunu şunun için anlattım. Hocam dedi ya niye gittiniz oralara diye. Ya dedelerimiz atla gitmişler, yayan gitmişler. 5500 kilometre dediğiniz yeri uçak 4,5-5 saatte alıyor. Şuradan ben Giresun'a gelsem kendi arabamla 8 saat sürüyor. Uçağa binsem 5 saatte Etiyopya'ya varıyorum. Bu imkanlar elimizde varken başka bir açıdan daha bakmak doğru olur diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz bir şey maalesef. Eba Ebir El Ensari Hazretleri İstanbul'a niye geldi 90 küsur yaşında? Değil mi? Neden geldi İstanbul'a? Bizim hocalarımız Allah selamet versin, ahirete irtihar edenler var, Allah rahmet eylesin, hayatta olanlar var. O imam hatiplilik ruhu vardır bilirsiniz. Yani o ruh oraya bizi taşıyan, onu ifade edeyim. O ruh maalesef birçoğumuzda var olmasına rağmen açığa çıkmasında problemler var. Buradan bakıp başka bir şekilde de başka bir ifadeyle cevap vermem gerekir diye düşünüyorum. 2004 yılında Aceh tsunamisinde orada bulunmuştum. Hiç unutmuyorum. O zaman da 1600'lü yıllarda Hollandalıların oradaki istilasına karşı giden Osmanlı Birliği orada kalmış. Orada bir Türk köyü var. Lamlu diye uzak bir yerde. Ama Türkçe bilmiyorlar. Ama Türklükleri biliniyor. Tsunami'nin yerle bir ettiği bir camiyi biz inşa etmiştik tekrar. Caminin diplerinde hala Osmanlı o sarıklı mezarlar var. Yaşlı bir amca geldi bana dedi ki 2004 yılı kucakları dedeleriniz bizim dedelerimize dini eğitimi verdiler. Ama araya yüzyıllar hep gelin. 2005 yılı ardından hemen Pakistan depremi oldu. Pakistan havaalanına indik. Bir Pakistanlı baktı gözlerime. O sanırım Kurtuluş Savaşı'ndaki zamanları ne yaptıysa dedi ki siz ne güzel milletsiniz. Çünkü depremin ikinci günüydü. Biz oradaydık. O Muzafferabad dağlarının tepelerine gittik. Balakot vadilerine indik. O yıllarda bilirsiniz 2005 yıllarında daha Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları uluslararası'na daha yeni adım atmaya başlamış. 2004'te çıkan bir yasayla yurt dışına çıkmış. 2004'e kadar Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın yurt dışına çıkması yasak zaten biliyorsunuz o zaman. Hocam, hiç unutmuyorum. Akşamları buluşuyoruz. 46 gün o zaman ben kalmıştım o zaman. Bir şey mi söylüyorsunuz? Şunu soracaktım hocam. Yok bir problem yok. Şunu hocam, soracaktım. Hocam bir ses geldi de. Ben konuşuyorum duyabiliyorsunuz değil mi? Evet duydum hocam. Duyuyorum.
Tam bu noktada şunu soracaktım. Sizin bu yardım faaliyetleri, yani organize bir yardım faaliyeti kurumuna dahil olma süreciniz nasıl gelişti? Onu da arada lütfederseniz. Tamam hocam. Şunu bitireyim, şu anekdotu önemli çünkü, çok önemli. Yıl 2005, Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın ayak bağlarının çözülmesinden daha bir yıl geçmiş. 2004'te serbest bırakılmış. Çünkü 2000 yılında da biz gitmiştik Etiyopya'ya. Ben orada bir ay kalmıştım. O zaman yasağa rağmen gitmiştik. Çok özel bir izinle gitmiştik. Oraya ayrıntısına girmeyeyim. 2005 yılı, bir yıl içerisinde Türkiye'nin uluslararası arenada yardım alan ülkeler sınıfından yardım eden ülkeler sınıfına geçtiği yıldı 2005. Bir yılda. Bir yıl içerisinde. Birleşmiş Milletler Teşkilatlarından üyeler, işte Türk Sivil Toplum Kuruluşları, Deniz Feneri, İHA'sı. Zaten İHA ve Deniz Feneri dışında çok sivil toplum kuruluşu yoktu o zaman. FETÖ'nün bir Pasiyat diye bir şirketi vardı. Pasiyat diye, Pasifik bilmem ne diye. Onlar oradaydı. Ama tabii hiçbir şey yapmadılar. Deniz Fener'in yaptığı işlerin fotoğrafını çekip biz yaptık diye sattılar kendi zenginlerine. Araya da bunu koymuş olayım. Hiç unutmuyorum. Bir Birleşmiş Milletler görevlisi, akşamları buluşuyoruz bir yerde böyle, çay kahve içiyoruz falan. Baktı ve dedi ki bana, siz nereden çıktınız? Yani Türkiye nereden çıktı? Çünkü 2004'ten 5'ten önce Türkiye bu uluslararası arenada yok. Yani sadece Türk Kızılay'ı partner olduğu o zamanlar, işte Türk Kızı Dünya Kızılay'ı ile beraber uluslararası faaliyet gösteriyor. Ama sivil toplum kuruluşlarının çıkması yasak zaten. Şu o zaman sorunuzda şuradan başlayayım. 1999 depremini hatırlarsınız. O depremde Gölcük'te yaşıyordum. O zaman işte dershanecilik yapıyorduk. Mevla bize 9-10 saat gibi bir kabir hayatı da yaşattı. Bir oğlumuzu orada şehit oldular. Biz tamam, iki bir kızımızla, işte eşim ve ben, Allah'a hamdolsun, yani kızımız ağır yaralıydı ama bacağından, hamdolsun o da şimdi tamamen düzeldi. Bize Mevla ikinci bir ömür nasip etti. Onun hemen ardından biliyorsunuz, o bölgede Yalova, Gölcük, İzmit, Adapazarı, ardından Düzce depremi 12 Kasım'da falan. O süreçte Türkiye'de Deniz Feneri dışında neredeyse sivil toplum kuruluşu yok denecek kadar az, yoktu aslında. Bu cemaatlerin kuruluşları vardı. Hatta şöyle bir şey de olmuştu. Gölcük'ten ve o bölgeden, deprem bölgesinden zamanın iktidarı Deniz Feneri dışındaki bütün o yardım kuruluşlarını resmen kovmuştu. Deniz Feneri'nin de sanırım bir program gibi bir medya gücü olduğu için dokunmadı Deniz Feneri'ne. Deniz Feneri'nin aslında en çok büyüme motivasyonunu ve vizyonunu o 99 depremi sağladı. Şu anki Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan kardeşimiz, derneğin genel sekreteri o zaman, benim okul arkadaşım. O zamanın genel başkanı Yusuf Atay'la görüşüyoruz. Engin Yılmaz, ikinci genel başkan, benim abim fakülteden. Dedi ya, bu Deniz Feneri çok hızlı büyümeye başladı sene 2000. Ya sizin de oradaki zaten dershane işleri artık gitmiyor. Beraber çalışırım der. 2000 Mayıs ayında İstanbul'dayım ben, Gölcük'ten o zaman. Bizim Deniz Feneri maceramız öyle başlamış oldu. Ve ondan sonra da 2004'ten itibaren de uluslararası çalışmalarıyla beraber 2010-2014 arasında 2008'deki şu andaki net olarak Deniz Feneri'ne yapılan FETÖ operasyonundan sonra ben bir 4 yıllık farklı bir kurumda, çözüm yayınlarında genel müdürlük yaptım. 2014'te emekli oldum oradan tekrar. Şu anda da uluslararası çalışmalara devam ediyorum. Uluslararası nasıl başladı? Şöyle başladı. Bir anekdot da anlatmak istiyorum. Sene 2001, İstanbul'dayız o zaman. Bir dosya geldi elime. Aynen manzara şu. Bir kadın yatalak kocasına bir tas içerisinde kuru ekmek doğrayıp yediriyor. İstanbul Pendik'te bir manzara.
Akşam eve gittim, eşimi de aldım yanıma. Dedim ki bu adresle beraber gideceğiz. Adrese vardık ama aldığımızda içeriden ağıtlar geliyordu. Yatalak olan kardeşimiz vefat etmiş. Şöyle ağıt yakıyordu. Bugün çöpte ekmek bulamadım. Bugün kocam kucağımda aç. Şimdi demek ki o kardeşimiz o ekmeği de çöpten buluyormuş. 2001 yılı Türkiye'deki manzara buydu. Türkiye'deki bütün devletin kuruluşları, Kızılay'ı dahil buna, o zamanı kastediyorum, siyasetçileri vesaire, hemen karşımızda il müdürlüğü vardı, sosyal hizmetlerin il müdürlüğü vardı, yoksulları bize gönderirdi. Ama 2016 yılında karşımızda o müdürle Ankara'da dedi ki şu anda sadece İzmir'den 1 trilyon yardım parası çıkıyor. Bunu ben her yerde bazen seminerlere davet ediyorlar, anlatıyorum, şunun için anlatıyorum. Sene 2005'i Türkiye'nin yardım alan ülkelerden yardım eden ülkelere çıkışı olarak ifade ettim. Sene 2015 yılında Türkiye, bu çok paylaşıldı, dünyada yardım şampiyonu oldu. Yani en çok yardım eden ülke 2015 yılında gayri safi milli hasılasına göre. 2017'lerde galiba total olarak da en çok yardım eden ülke oldu. Eğer bugün yaşasaydı o kuru ekmek doğrayan kardeşimiz, eşine yediren, bugünkü devlet o bayan kardeşimize yaklaşık miktarını bilmiyorum ama askeri ücrete yakın bir para ödeyecekti bugünün devleti. Biz oralardan buralara geldik. O zamanlar Türkiye'nin her yerinden yoksulluk hikayeleri gelirdi. Biz şimdi yardım edecek yoksul arıyoruz. Elbette yoksullar yok değil, var köylerimizde, birçok yerimizde var. Ama yoksullukla yokluk aynı şey değil. Hamdolsun yokluk şu anda ülkemizde. En azından bir zenginlik var. Sivil toplum kuruluşlarımızın, cemaatlerimizin, insanlarımızın yardım etme duygusu çok fazla gelişti. Burada önemli diye düşünüyorum. Sene 2000 yılında Kocaeli'de Fransa'da yaşayan bir Türk kardeşimiz geldi. O zaman o deprem bölgesinde çalışıyoruz. Dedi ki ben paralar getirdim Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan. Zaflara koymuş, bir sürü para getirmiş. Her birinin içerisinde güzel de böyle onları cümleler yazmış. Dağıttık deprem bölgesinde. Geldik. Dedi ki tamam, gerisini siz dağıtırsınız, ben size güveniyorum. Ben şimdi dedi Fransa'ya gideceğim. Bizim evimizde, Fransa'da yaşıyorum, bir şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum. Deniz Feneri programının haricinde herkesin odasında, şu an o zaman yoktu ama şimdi Türkiye'de de var, televizyon var, mutfakta ayrı, salonda ayrı, odada ayrı. Herkes kendi şeyini izler, ilgi duyduğu filmi. Ama o programda ben salona topluyorum bütün ailemi, diyorum ki bunu izleyeceksiniz, beraber izleyeceğiz. Dedim ki neden yaptınız bunu? Niye böyle yapıyorsunuz? Dedi ki Avrupa burası. Yani biz, ben Türk evladıyım. Yardımlaşma duygularının ortaya çıkmasına çok güzel hizmet ediyor bu program. O yüzden ben evlatlarımın bu duyguyu kaybetmemesini istiyorum. Sene 2007'de Urfa Valiliği bir projemize ödül vermişti. Hiç unutmuyorum. O da güzel bir anekdot. Ben gittim o ödülü almaya. Tanışma esnasında manzara şuydu: merhaba ben Siverek Feneri, birisi benimle tanışıyor. Öbürü geliyor, merhaba ben Erciyes Feneri, Kayseri'den, Doğu Feneri, Ağrı'dan, Ay Işığı işte bir başka ilden, Gün Işığı başka ilden. Aa, baktık ki o programları yapmışlar, model olarak modellenmiş.
hem şahıslar olarak modellenmiş. Ve bugün ben bunu bütün dünyada görebiliyorum. Gittiğim her yerde efendim Kayseri'nin bir yöresinden bir teyzemiz efendim çantasına veya işte arabasına yardımı doldurup gidip oralarda kurban kesebiliyor, su kuyuları açabiliyor, mescitler yapabiliyor, birçok şey yapıyor. Hem devletimizin yolları açmasıyla bu oluştu, hem de Deniz Feneri'nin bu süreçte o programlarla bu duyguyu ortaya çıkarmasıyla bu oluştu. Ya aynı zamanda biz bu duygunun oluşmasında Mevla bize bir hizmet de nasip etti. Ama benim yurt dışına özellikle çok fazla ilgi duymamın ana motivasyonu şu oldu. 2000 yılında tevafukken Mevla nasip etti bize Etiyopya'ya, Habeşistan'a gitmeyi. O zamanlar yaşı müsait olanlar hatırlarlar. Uğur Aslan'ın Ene Mehmet diye şeyi vardı, ezgileri vardı. O bölgeyi an ve günde yaklaşık 500 civarında insan açlıktan ölüyordu orada o zaman. Ondan sonraki yıllarda bir miktar içe yönelsek bile ama o coğrafyaların bizim devletimizin içimizde bu tüketmeye dair biraz vizyon açınca bizim biraz perspektifimiz ve kameralarımız yurt dışına doğru döndü. Orada yaşadıklarımız, ben açlıktan ölen insan değildi ama ölmek olana denk geldim. İşte yedirildi, kurtarıldı ama açlıktan ölen hayvan çok gördüm. Çünkü hayvanlar ölüyor, sonra insanlar ölüyor açlıktan. 2015'ti galiba, Etiyopya'nın kuzeyinde bir yerde otların köküyle beslenen kabile hala orada yaşıyor. Bunları görünce aldığımız kültür, inandığımız değerler artık yerimizde durduramıyor bizi. Yani ben kendi adıma bunu ifade ediyorum. Hamdolsun içinde bulunduğumuz kurumda katkılarıyla artık bir ayağımız oralarda. En son işte bir aydır, bundan 15 gün öncenin evveli bir aydır yine Habeşistan'daydım 15 günel şeyler halinde. Çünkü o bölgeler sadece yardım ve yoksulluk olarak değil, sosyal olarak da bize muhtaç vaziyetteler. Yani zaten emperyal sistem öyle bir sömürmüş ki hem yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmüş, hem akılları sömürmüş, hem duyguları sömürmüş. Sadece madenlerini değil, aile ve duygusu, inançlarını da istismar etmiş. Yani öyle ki müthiş bir akıl kitlenmesi oluşmuş bölgelerde. Yani Müslümanlar etmeyi unutmuş. Müslümanlık basit ezberlerden öte geçmiyor. Basit ritüellerden öte geçmiyor. Yani işte böyle azlık müesseseleri ve medreseler serbest bırakılmış, kendi içinde kapalı bir eğitim müessesesi olarak, ama siyasetten ve sosyal alandan, akademik eğitimden tamamen uzak tutmuşlar Müslümanları. Yüzyıllardır böyle yapmışlar. Yani Etiyopya'da 1990'lı yıllara kadar Ahmet adıyla, Muhammed adıyla akademik eğitim alamıyordunuz mesela. Yani adınızı Joseph diye Alex diye değiştirmek zorundaydınız. Alanda, diğer alanlara dokunmamışlar, ilginçtir mesela. Yani hafız olmuşlar medreselerde kapalı toplum olarak, işte dağlarda. İlginçtir mesela şeyde, Etiyopya'da 1800'lü yılların ikinci yarısında Müslümanları kovmuşlar şehirlerden. Mekke'yi göstererek oradan geldiniz, oraya gidin demişler. Dağlara çekilmiş Müslümanlar. Dağlarda bir kapalı eğitim şeyleri oluşturmuşlar. Şimdi gücümüzün yettiği kadar, elimizin uzandığı kadar. Şu anda işte TİKA'mız orada, marifimiz orada, Kızılay'ımız birçok yerlerde farklı hizmetler yapıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız farklı hizmetler yapıyor. İşte Deniz Feneri oralarda, sadece Etiyopya'da şu anda bizim 5 tane okulumuz olacak inşallah. Biraz da oraya özen gösterdiğimiz için farklı yerlerde birden fazla var. Ama bu ülkelerin sadece bize muhtaçlığı değil, bir de şöyle bir vebalimiz var.
Bu değişik anekdotlarda, farklı yerlerde mutlaka duyduğunuz anekdotlarda tek bakışları Türkiye ve İstanbul, Ankara şu anda. Yani şöyle görüyorlar, en son Etiyopya'ya gittiğimde genç birisiyle tanıştık. Daha önce tanışmıştık da bana yeni hatırlattı, dedi ki ben tanıştığım ilk Türk sizdiniz. Hocam, bana sorayım. Beyim diyor. İşte diriliş izliyor. Estağfurullah. Sorularımdan bir tanesi buydu. Mesela hacca gidip gelen birçok insana da bunu sormuşumdur. Gördüğünüz yabancılarda Türkiye'nin imajı ne? Yani Osmanlı'dan sonra kalan ve da Osmanlı zamanındaki karizmanız hala devam ediyor mu oralarda? İnsanlar nasıl bakıyor? Hocam %100. %100'ü şu anlamda söylüyorum. Halk bazında bunu ifade ediyorum. Yani elbette siyaset başka şey, bazı menfaat gruplarının algıları farklı olabilir. Ama bu birebir böyle devam ediyor. Şimdi özellikle Türkiye'nin 2004'ten sonra bu yurt dışına hem devlet kurumlarıyla, tüccarlarıyla, bazen bazı ticari kurumlar yanlış imaj yaratabiliyorlar. Çünkü onların götürdükleri işçiler bizim anladığımız anlamda, istediğimiz anlamda model olamadıkları için farklı şeyler oluyor ama çok fazla problem değil çünkü onları biliyorlar. Ama şimdi sadece İslami olarak ezilmiş Müslüman topluluklar değil, diğer topluluklar da Türkiye'yi şu anda bir kurtuluş olarak görüyorlar. Çünkü şunu fark etmişler. Bundan 5 sene öncesinde Etiyopya'nın dağlarında giderken gördükleri beyazlara French diyorlardı. Çok ilginçtir. Şu anda diyorlar. Bak 5 yılda. Çünkü Çin çok açılmış oralara. Şu anda Çin ve Türkiye emperyal sistemin korkusu bu alanlarda. Çin'in farklı bir açılımı var. O da şöyle. Diğer emperyal güçler gibi Çin sadece sömürmemiş. Yani al gülüm ver gülüm gibi kazan kazan politikası izlemiş. O yüzden Çin'in farklı bir algısı var ve farklı bir etkisi var. Ama Türkiye gibi değil elbette. Yani Türk insanının dışındaki yabancıların oradaki insanlarla ilişkileri elbette işte bir misyonerlik faaliyeti var, bir Hristiyanlaşma var. Ama buna rağmen bizim kurduğumuz o sıcak ilişkiyi, o kucaklaşmayı, o sarılmayı, o duygu o iletişimini kurmaları mümkün değil. İmkansız bir şey. Çünkü hiç unutmuyorum. Şu anda okul yaptığımız bir arazi var. Oraya ilk gittiğimiz zaman yaşlı bir amca, yani sardı beni böyle, birkaç dakika bırakmadı. Çekiyor kendine, alnımdan öpüyor, çekiyor kendine, yanağımdan öpüyor. Yani bu o bölgelerde emperyal sistemin serbest bıraktığı ve önünü açtığı üç şey var. Coca-Cola, GAT, o hani uyuşturucu ot var ya, çat diyorlar, kat diyorlar, o. Bir de internet. İnterneti elbette onlar bir ifsat aracı olarak kullanıyorlar. Yani orayı bir kanal gibi kullanıyorlar, bizdeki olduğu gibi. Ama o kanal başka şeyler de doğuruyor. Mesela Kenya'nın Dadaab'da bir oradan Dadaab dediğiniz yer 15 bin nüfuslu Somalilerin yaşadığı %100 Müslüman olan bir belde bir tane amca geldi. O zaman şu Rus uçağının düştüğü zamandı. Düşünün, bir sarıldı bana, dedi ki hani siz şu uçağı düşürdünüz ya, sanki ben düşürdüm. Bu duyguyu anlayabiliyor musunuz? Yani bu bizim dışımızda hiçbir ülkeye nasip olmayan bir şey bu. Müslüman ülkeler dahil buna. Müslüman ülkeler dahil Türkiye'de. Çünkü diğer ülkelerde ki bizim o
o vizyonumuz yok. Ne yapıyor? Getiriyor Suudi Arabistan'ın bazı zenginleri parayı, oradaki şey dernek şirketlere veriyor ve dönüyor. Katar parayı veriyor, dönüyor. Bizim gibi kendisini sahaya sunan başka bir ülke evladı yok. Gerçekten yok. Yani yapılar oluyor Malezya'dan, ne bileyim bazen işte Pakistan'a. Ya bizim gibi sivil iletişim kurumunda başarılı değiller çünkü o konuda bir geçmişleri yok. Yani hiç unutmuyorum, Etiyopya'da bundan yine 5 sene önceydi, bir gece yarısına kadar uzun bir toplantı yaptık. 38 sivil toplum kuruluşu var Etiyopyalı, Müslüman. Bakın binlerce, belki yani 3-5 bin civarında misyoner kuruluş var. Ama %50'den fazlası Müslüman olan bir ülkede sadece o zaman 38 tane Müslüman dernek vardı. Gece yarılarına kadar istişareler yaptık ve kalktı birisi dedi ki, vallahi dedi, bizim sizin sadece yardımlarınıza değil, bizim sizin aklınıza da ihtiyacımız var. Hiç unutmuyorum, hatta ondan sonra da çok yerde bunu ifade etmişimdir. Yani sürekli hale şahsi olarak söylüyorum, gitmeye zorlayan, işte 60 yaşına geldik, oralardan koparamayan, belki de bu anekdot oldu. Çünkü Esenzübillah çok ayette geçer de, Bakara'nın hemen başında vardır ya, müminleri anlatan ayetlerden bir tanesi ve mimme arzaknahum yunfigun, Allah öyle buyuruyor. Onlar kendilerine verilen rızıklardan infak ederler. Başkalarına da verirler. Ben onlar bu cümleyi kurunca, bizim sizin aklınıza da ihtiyacımız var deyince, ilk defa şunu düşündüm. Ya akıl da demek ki sadakası gereken bir nimetmiş. Demek ki infak edilesi bir nimetmiş bu akıl. Sadece akıl değil, ben onun üstüne vizyon da ekledim sonra. Çünkü vizyon bambaşka bir şey. Yani bizde olup da başkalarında o pratiklik, o pratik zeka, ne bileyim, o bir sürü öngörü, bir sürü farklı karakter yok. Gerçekten yok buralarda. Yani belki şu anda eğitimlerle uğraşıyoruz. Bazen böyle kardeşlerimiz umutsuzluğa kapılıyor. Mesela ben devlet kurumlarını da gördüğüm, birçok oralara gidip gelmiş kardeşlerimizde gördüğüm şöyle bir algı var mesela. Ya bu Afrikalılar kullanıyor sizi ya mesela. Ya kullanmaya alıştırmışlar. Neden? Çünkü hiçbir dernek oralarda, adı NGO bile olsa, non-government işte organization bile olsa, ama değil, yani sivil değil. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler örgütleri hep gitmiş 2004'ten önce oralara. Ne yapmış? Proje getirmişler önlerine. Şimdi ne kadar? $100,000 al parayı demiş. Ve para kazanmış onlar. Başka bir şey yapmamışlar. Yani Habeşistan'ın Harar kenti eski 1855'e kadar Osmanlı Habeş eyaletinin başkenti. 2000 yılında Hatice diye bir kız o zaman proje getirdi bize. Beni nasıl zorluyor? Siz diyor Harar'ın altyapısı, Osmanlı altyapısı şunun şimdi çöktü, bunu yapmanız lazım diyor. Şu kaç yüz bin dolarlık proje mesela. Öyle alışmışlar. Yani sivil toplum kuruluşu denilen o kuruluşlar bir şirket gibi, bir holding gibi çalışıyorlar ve hep öyle alışmışlar. Özellikle Türk deyince de şöyle bir algı oluşmuş. Elinde çanta vardır, içinde dolar vardır, para vardır. Böyle alışmışlar şimdi. Öyle görüyorlar. Şimdi Ankara'da da biz şimdi bu yabancı öğrenci kardeşlerimizle dernekleşmeye başladık. Onlara da dernek kurduruyoruz. Onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, sivil toplum kuruluşu demek, dernek demek, yardım kuruluşu demek, topladığı paranın küçük organizasyon efendim bedelinin haricinde her şeyini yardıma götürür. Böyle yapar. Yani siz bize bir mescit, bir okul maliyeti çıkarırken, yani böyle çıkarmanız lazım. Yani oradan kar düşünmemeniz lazım. Bunu öğretiyoruz bunlara. Düşünebiliyor musunuz? Bekilmesi gereken bir şey midir bizim için? Bizim doğan çocuğun kapısında sadakayla alışır. Götürürüz biz cumaları, değil mi? Öyle büyürüz biz. Bakın, Türkiye dışında hiçbir ülkede maalesef bunu bulamıyorsunuz. Yok yani. Şimdi
Evet. Yani araya gireyim mi hocam? Sorunuzda ben estağfurullah buyurun. Oradan dini yapıya doğru gireceğim, bir siz buyurun. Kesmek istemezdim ama şu yani size de tabii ki nasıl isterseniz şu vardı benim sorularım arasında. Bir, öyleyse iyilik nedir? Avrupalının bakışıyla bizim bakışımız ya da Müslümanın bakışı arasındaki fark ne olmalıdır? Bu bir. İki, bir de iyilik götürmek, bir insanın hayatına dokunmak. Ya orada ne hisseder insan? Yani yaşadıklarınızdan istifade etmek isteriz hocam. Ses biraz kesildi hocam. Tekrar edeyim isterseniz. Alabiliyor musunuz sesimi? Hocam yok. Soruyu anladım. Tamam. Ben devam ediyorsunuz diye durdum. Soruyu anladım. Tamam. Hocam, değerli arkadaşlar, şimdi iyilik aslında şöyle ifade edeyim. Bizim duygusallığımız, bizim vizyonumuz, hem iyi tarafımız hem kötü tarafımız. Duygusal bir milletiz. Yani bize bu iyiliği üreten şey oluşturuyor. Bir menba, yani kaynak gibi aynı zamanda. İyilik aslında yani çok klasik tabirle Allah'ın bize verdiklerinden karşılıksız olarak birilerine vermek. Değil mi? Yani kurumsal olarak, hatta zekattan da bunu alırsak buraya şöyle bir yorum yapmak lazım. Elbette efendim Afrika'nın dağlarında aç insanlara ekmek götürmek çok büyük bir iyilik. Üstü yırtık elbiseli olanların üzerine giydirmek elbette çok büyük bir iyilik. Efendim afetlerde onların afetine koşmak çok büyük bir iyilik. Ama zekatı yorumlayan birçok üstadlarımız sosyal hayattaki dönüştürücü fonksiyonuna dikkat çekerler. Şuradan dikkat çekerler. Derler ki kazançtan vereceksin ki kazancın yok olacak, bir daha kazanıp bir daha vereceksin. Yani sosyal hayatta düşme vesile olması lazım. İyiliğin de böyle olması lazım. Şimdi benim üzüldüğüm bir nokta var. Hep iyi tarafımızın buralara ulaşımı konusunda hiç problem yok. Şu anda ulaşıyoruz elhamdülillah. Gerçekten. Hiç problem yok. Bu son çıkan yasa engellemezse, bir yasa çıktı şu anda, uğraşıyoruz onunla da. Hafif ayak bağı olacak gibi bir miktar. İyiliklerimizin oralarında ulaşmasında hiç problem yok. Ama iyiliklerimizin stratejisinde problem var. Orada problem var. Şimdi buralardaki kardeşlerimizin uzun vadede kendi ayakları üzerinde ekonomik olarak durmalarını sağlayıcı ama sosyolojik olarak da onların İslami dönüşümlerine hizmet edici bir fonksiyon icra etmesi lazım bizim iyiliklerimiz. Bunu icra etmezse bizim iyiliklerimiz hiç bitmez, biz bin yıllarca bu topraklara iyilik aktarmaya, götürmeye mecbur kalırız. Bunun altını bir daha çiziyorum. Görevimiz değil mi pekala? Efendim? Görevimiz değil mi? Hocam elbette görevimiz. Bakın başka bir ifade kullanayım size. Somali'yi bilirsiniz. Ya bana göre Somali'ye cami yapmak bir iyilik değildir. Bak çok net altını çiziyorum. Bana göre Somali çöllerine cami yapmak iyilik değildir. Gitsin Müslüman kardeşlerimiz Somali çöllerinde namazını ağaç gölgesinde kılsın. Eğer biz Somali'ye yaptığımız okul yapmalıyız, eğitim müesseseleri yapmalıyız. Ama eğitim müesseselerinde müfredatına dokunup da entelektüel bir bakış açısı kazandıramazsak, bakın oraya da dokunamazsak yine iyilik olmaz. Ne olur biliyor musunuz? Bak bu cümleyi çok kullanıyorum. Bazen anlaşılmıyor. Geçen Mogadişu'da bomba patlatan Eşşebap ağaç gölgesinde değil, bu sefer klimalı okullarda yetişir. Hiçbir şey değişmez. Eğer siz oradaki insanların yetişme tarzlarına dokunmazsanız,
geleneksel o şebabı yetiştiren iklime dokunamazsanız yaptığınız şey orada iyilik olmaz. Belki vebal olur. Gerçekten söylüyorum bunu. Çünkü Samsun'da ilahiyat bitirmiş bir kardeşimiz burada Horn of Africa diye bir dernek kurdu. Biz kurdurduk derneği. 2 yıl bizi uğraştırdı. En son yüksek lisans yapacak. Dedim ki bak Abdülnasır ilahiyatta yap şeyini, lisansını, yüksek lisansını. Aa mık mık dedim. Dedim bak Abdülnasır ilahiyatta yap dedim. Bak ilahiyat okudun Samsun'da. Gitti Atılım Üniversitesi'nde ekonomide yapmaya başladı. Dedim ya neden böyle yaptın? Cümle şöyle kurdu. Ya bizim ülke hep molla zaten, hep hoca zaten. Ya bu nasıl? Problem o zaten. Problem onlar zaten. Ya biz oralardaki bu kötülük oluşturan iklime ki, kötülük işte iki tane Türk kardeşimiz de vefat etti biliyorsunuz. İşçi kardeşimiz en son saldırıda. Yani bu kötülüğü ortadan kaldıran iklime dokunamazsa bizim iyiliklerimiz, biz sadece iyilik taşıyan kargocu oluruz. Adı iyilik olur elbette yine. Biz Allah katında iyilik olur elbette. Yani ona bir şey demiyorum. Ama o kargocu vazifemiz hep devam eder. Yani şimdi bizim Mavi Kubbe diye bir derneğimiz daha var kurduğumuz. Bunun burada online böyle yaptığımız gibi seminerler yapıyoruz. O bizzat bu Afrika'da kardeşlerimize işte benim yazdığım bir metni hep okutturuyorum. İşte ortak aklı değil sadece, ortak eylemi de oluşturabilme. Siz ortak eylemi oluşturamazsanız ortak akılla beraber, o zaman araya işte şu anda Etiyopya'ya mesela Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail giriyor. Başka yerden işte İngilizler giriyor. Onlar bizden daha güçlüler oralarda. Tek zayıf noktalarını duygusal kanallar yakalayamıyorlar. Çünkü hep sömürdükleri için yüzyıllardır o kanalı bulamıyorlar. Şu anda biz o konuda çok güçlüyüz. Ama bu yardımlarımızı akıllı yönetmemiz lazım. Yani iyilikten çıktı bu. Yani iyiliği karşılıksız vermek, evet. Bir karşılık beklememek, evet. Açı çıplığa doyurmak, evet. Ama bütün bunları yaparken stratejik adımlar da atmazsak eğer, ben mesela bir basit örnek vereyim. Yani çok fazla Zülfiyare dokunmadan bazılarının. En son gittiğim 15 günde Etiyopya'da yaptığım iş şuydu. 15 gün hatta 17 gün boyunca hem yerel diplomaside hem de ülkemize ucu uzanan bir kısmı da var. Yaptığımız okulu oranın geleneksel medrese olmasından kurtarmaya uğraştım yani. Halkı örgütlemişler, biz akademik eğitim istemezük diyorlar yani. Bize medrese lazım diyorlar. Bakın 17 gün bununla uğraştım, 17 gün. Şimdi klasik bizim iyiliğimiz şöyle çalışıyor. Aa bak ya çocuklar Fatiha bile okuyamıyor. Hadi yapalım buraya bir okul. Kim hoca? Aa, hoca da burada. Ver parasını. Hadi medrese olsun. Hadi dini eğitimden mahrum bunlar. Ama yani dini eğitim, hafızlık vesaire medrese oradaki Müslümanların istikbaline ilaç değil. Olmayacak. Çünkü hatta şunu hep söylüyorum. İşte hafızlık müesseseleri işte şu anda biraz devletimiz imatiplerin içine koymaya başladı. Bunu biraz daha şey yapıyor, iyi tarafa doğru geçirmeye başlıyor. Hafızlık müesseseleri böyle basit ezberden öteye geçmiyor İslam dünyasında. Bizim de düne kadar daha cami hatlarında penceresi olmayan köhnemiş mekanlar değil miydi? Yani değil mi? Yani oralarda hala öyle, en kötüsü istismar ediliyor. Hatta ben böyle çoğu zaman kızıyorum ve diyorum ki benim şu telefonum çok daha hafız. Hepinizden çok daha takılmadan okur. Şarjını verirsen yani çok daha takılmadan okur. Yani şey Mülk Suresi'nde hani ferceli basar diye ayet var ya, ilahiyatçılarımız bilirler. Diyorum ki ya siz elinizde kitabı alıp bunu ferceli basar, ferceli basar diye mi okursunuz? Yoksa Allah bu ayette bak gökyüzüne diyor. Gökyüzüne mi bakarsınız değil mi? Yani bütün bu ülkelerdeki iyiliklerimizin ki önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez hocamızın bu anlamda bir videosu var. İzlemenizi tavsiye ederim.
biz oralara iyilik götürdük, şunu götürdük, bunu götürdük ama şunları şunlara götüremedik diye bir videosu var. Yani biz tabii aşama aşama oluyor bazı şeyler. Bunların zamanla bunları biz kendi aramızda sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız toplantılarda, devletle yaptığımız toplantılarda bunları konuşuyoruz. Yani mesela şunu da ifade edeyim, ben Deniz Feneri Derneği olarak Marif Vakfı'yla bir protokol yaptık. Bizim oradaki okullarımıza bizim seçtiğimiz Marif Vakfı'nın görevlendirdiği bir kardeşimiz, orada şu anda 3 tane var. 3 tanesi de şu anda onayı çıktı. İkisi Giresun'dan kardeşimizin. Yakında Etiyopya'ya inşallah göndereceğiz. Buradan ilan da etmiş olayım. O zaman birazcık kendi zülfümüze dokunayım. 100'den fazla kardeşimizle ben birebir görüştüm. Habeşistan'a oraya gitmeye ikna edemedim. Konformistleşmişiz kardeşlerim. Yani koltuklarımız, yataklarımız, mekanlarımız, bahçelerimiz, efendim konumumuz biraz rahatlamış. Gidemiyoruz, bırakamıyoruz rahatlarımızı. Yani başta söyledik ya, işte Ebu Ensari ta 93 yaşında gelmiş şeye, İstanbul'a gelmiş. Yani ama biz ulus devletle bizi kapadılar buraya. 2004 yılında bu iktidar sağ olsun yollara açtı ama ekonomik ve bazı gelişmişliğimiz bizi, zenginliğimiz içimize kapadı bizi. Yani kendi oradaki bu konforumuzu kaybetmek istemiyoruz. Yani bir miktar konfor elde ettik. Bunları bırakmak istemiyoruz. Ben dedim ya, 100'e yakın öğretmen kardeşimizle görüştüm. 2 kişiyi ikna edebildim sadece. Yani Marif Vakfı ile böyle bir protokolümüz var. Yani ben varım diyen varsa şu anda birkaç ülke bekliyor yani. Beklediğimiz vizyon da şu. Konumuza da yabancı değil bu. Marif Vakfı Türkiye'deki maaşı devam ediyor. Yani kadrosu merkeze alınıyor. Türkiye'deki maaşı devam ediyor. Marif Vakfı da ayrıca ayrı bir maaş veriyor. Marif Vakfı'nın görevlisi oluyor ama Deniz Şeneri adına çalışıyor. Böyle bir protokol var aramızda. Etiyopya'da, Kenya'da, Fil Dişi Sahili'nde, Gana'da, Patani'de, birkaç ülkede daha okullarımız var. Buralarda gidiyor, okulda bir oda böyle ona yapıyoruz. Tek odalı bir ev gibi, banyo tuvaleti içerisinde. İstediğimiz şey şu bu kardeşimizden. Tabiri caizse orada bir şey gibi yaşamak, Alperen gibi yaşamak. Yani Türkçe dersleri de verecek orada ama o biraz sembolik. Orayı dönüştürmek yani amacımız. Yani çünkü çok enteresan bir şey ifade edeyim. Birçok ülkede Müslüman kardeşimizin eli vida tutmuyor. Çok enteresan. Duvarcı Hristiyan, tornacı Hristiyan, Müslümanları sanattan da uzaklaştırmışlar. Çok enteresan yani. Şu anda Kenya'daki bir kardeşimiz Safranbolu'dan gönderdik oraya. Bir çanta dolusu alet götürdü buradan. Tohumlar götürdü etti falan. Orada salatalık öğretiyor, işte domatesler ekiyor, çocuklarla tamiratlar yapıyor vesaire falan. Amacımız bizim kendi okullarımızda çocuklarımızı okutup oralardan işte uluslararası imam hatiplere getirmek buraya bu çocuklarımızı. İşte lise mezunlarını Türkiye'de işte üniversitelere getirmek gibi. Oraları uzun vadede ileriki zamanlarda sosyolojik olarak dönüştürmek. Yani mesela Etiyopya ilginç bir ülke. 80'den fazla şeyi var, kabile var orada. Müslümanlar yüzyıllarda çok zulüm görmüş, krallardan çok zulüm görmüş. Bu Abiy Ahmet'ten, şu andaki başbakandan önceki Guya göstermelik demokratik iktidardan da çok fazla zulüm görmüş. Şu anda bir miktar rahatlar. Oralarda okullarımızda bu kardeşlerimizin çocuklarını okutup kendi ülkelerinin sosyolojik dönüşümüne de aynı zamanda katkı sağlamak istiyoruz. Bu okullarımızda. Çünkü İki şey buralarda kaybolmuş. Önce bilgiyi yok etmişler.
emperyal sistem. Çok enteresan mesela. Bilgiyi yok etmişler. Sonra dini duyguyu da yok etmişler. Üzerine protestanlığı, bakın Hristiyanlık demiyorum, protestanlığı şu anda koyuyorlar. Mesela çok ilginçtir. Etiyopya tarihinde 1800 yılların sonuna doğru krallardan bir tanesi Osmanlı'ya şey gönderiyor. Nedir o? Mektup gönderiyor. Şeye karşı, gelen misyonerlere karşı Osmanlı'dan, Müslümanlardan yardım istiyor. Çok enteresan. Ortodoks Hristiyan buradakiler. Gelen misyonerlere Protestan. Hatta hapse atıyor Theodorus galiba, aklımda kaldığı kadarıyla. Çünkü birçok yerdeki geleneksel Hristiyanlar bile Protestanlığı bir tehlike görüyor. Çünkü Protestanlık bir din değil. Emperyal sistemin öncü kuvveti gibi düşünün. Yani dini fazla bağlayıcı şeyler vermiyorlar. Çocuklara, gençlere özellikle çok fazla aşılamaya çalışıyorlar. Sadece bu topraklarda bir kendileriyle aidiyet oluşturup, yani biz Hristiyanız, siz de Hristiyansınız, bak ne güzel, kardeş kardeş sömürelim sizi anlamında aidiyet oluşturup sonra rahat sömürmek, onu oluşturmaya çalışıyor. O yüzden Ortodoks Hristiyanlar bile en son Etiyopya'daki Protestanlığın çok hızlı yayılmasına karşı son aldığım bir bilgi, Müslümanları tercih ediyorlar. Çok enteresan mesela. Yani çünkü onların inanç sistematik, işte bizim batıl olsa bile Protestanlıktan daha çok Müslümanlığa yakın. Ben birçok kiliseye girdim. Bakıyorsunuz cidden duygusal motivasyon çok üst düzeyde. Hatta kadınlar tesettürlü, sabahın o öken saatlerinde kiliseye gidip namazvari ibadetler yapıyorlar. Onlar bu monofist şey var ya, şeydeki İskenderiye'deki şey kilise, oraya bağlılar. Namazvari ibadetler onların, Protestanlığa karşı Müslümanı tercih edecek kadar da yayılan misyoneri çalışmalarına karşı bir tepkiler. Ama tabii emperyal sistem o kadar çok güçlü bir de sahaya inmiş. Bütün köylerde hiç Hristiyan'ın olmadığı yerde kilise yapıyor. Yanına okul yapıyor. Yanına sağlık ocağı yapıyor. Okula öğretmen gönderiyor. Sağlık ocağına doktor gönderiyor. Kiliseye papaz gönderiyor. Ve oralardan hem hizmet veriyor, hem Hristiyanlık şeyine başlıyor. Gençler bilgi de olmayınca çok kolay bir şekilde Protestanlaşıyorlar. Ben gözlerimle boynunda haç olan ama adı Muhammed olan, adı Fatıma olan çocuk gördüm. Etiyopya Arbami için köylerinde. Yani böyle bir büyük köyün 70-80 sene önce %100 Müslüman olduğunu, şu anda sadece %10 Müslüman kaldığını ifade ettiler bize. O da köylü kardeşlerimiz. Meşit nasıl yapmak nasip oldu köye. Muhtar Müslüman kalmıştı onun vesilesiyle. Ama bu baktığımız yerden görünmeyen çok müthiş bir tehlike var şu anda dünyada. Çok enteresan. Adamlar enteresan değil tabii. Çok bilinen bir şey. Kaç yüz yıl, 2100 yılının şu anda perspektifini yapmışlar. Dünya nüfusunun 1/5'i 2100 yılında Afrika'da olacak. Adamlar bunu görmüşler. Ve şu anda Afrika'ya müthiş böyle hem ekonomik, hem siyasi, hem sosyolojik projelerle saldırmaya başladılar. Çünkü düşün, nüfusun 1/5'i Afrika'da olacaksa, hem madenler de orada, kendi nesilleri ebterleşiyor, batı çoğalmıyor, soyu kesiliyor, devşirmeler lazım. Şu anda en çok devşirilecek de coğrafya Afrika. O yüzden bizlerin de eğitim sistematiklerimizde, özellikle imam hatipler için bunu ifade ediyorum, mutlaka çocuklarımızı, gençlerimizi ortaokullarımızda ve liselerimizde
şu ideali mutlaka vermeliyiz. Yani Allah Resulü Mekke'de çıktığı zaman etrafındaki bütün sistemlere, o zamanın krallarına efendim mektuplar gönderdi. Yani onlardan bir tanesi de Necaşi Aseme, bildiğiniz gibi. Yani Habeş kralı. İlk hicret de oraya nasip oldu ve Habeşistanlı kardeşlerimiz haklı olarak şununla övünüyorlar. İslam'ın Medine'den önce ilk defa ulaştığı, yayıldığı ülke olarak Etiyopya'yı ifade ediyorlar. Haklılar o konuda da. Ama bizlere geçtiğimizde bu duygular maalesef kayboluyor. Bizde de din şu hale geliyor. Günlük üç öğün yemek gibi bir şey haline geliyor din. Maalesef. Tam hocam şöyle bir şey vardı. Üç öğün yavaş yemek yavaş kadar rutin hale geldi din bizde de. Peki yani bir Müslüman için iyilik yapmak, yani oradaki insanların hayatına dokunmak ya da işin Kur'ancasını söyleyecek olursak ilahi kelimetullah'ta bulunmak. Şöyle bir şey not almıştım hazırlanırken. Demiştim ki yani bize ne ya Etiyopya'daki insanlardan, yani ne üstümüze lazım veyahut da biz onlara niye yardım götürelim diye düşünüyordum tam olarak ki insanlığın geleceği için, bizim geleceğimiz için, Müslümanların hayatı için ve İslamiyet'in yayılması için yapılması gereken çok şey olduğunu görüyoruz. Peki hocam, oradaki bizim açtığımız okullar ne ölçüde etkili? Yani Türkiye'nin, Maarif Vakfı'nın ve sizlerin kurduğu okullar ne ölçüde etkili oluyor? Sesimi alabildiniz mi hocam? Teknik bir sorun yaşıyoruz galiba. Evet, sesiniz kapalı hocam hemen. Hocam yayın kesildi tekrar. Evet. Şunu soruyordum tam olarak. Sorunuzu tekrar edersiniz hocam. Yani şunu söylemiştim. Bizim açtığımız veya Maarif Vakfı'nın açtığı okullar ne ölçüde etkili oluyor? Yani bu dönüşüme ne kadar katkı sağlayabiliyoruz? Hocam sesinizi alamıyorum, anlamadım. Sizden mi, benim internetten problem? Benim sesim geliyor mu? Ben sizi duyuyorum. Benim sesim geliyor mu? Yani buralardaki okullar, işte buralara yardım götürmek nasıl bir etki mi yaratıyor dediniz, nasıl bir duygu mu oluşuyor dediniz, tam orasını anlayamadım. Hocam sesiniz kapalı yalnız. Hocam sesiniz kapalı. Şimdi duyuyor musunuz hocam beni? Şimdi geldi hocam. Evet, şimdi geldi. Yani bizim ve Maarif Vakfı'nın veya sizin açtığınız okullardan bahsediyorduk. Onlar yani sosyolojik olarak bu dönüşüme ne kadar katkı sağlayabiliyor diye ifade etmiştim. Evet. Evet. Şimdi hocam sadece şu ifade edeyim. Devletimizin sadece bu okullar vasıtasıyla değil, bu YTB vasıtasıyla, Diyanet Vakfı vasıtasıyla, farklı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Türkiye'de bir yabancı eğitim politikası var. Uluslararası imam hatipleri vasıtasıyla bu müthiş bir dönüşüm sağlıyor. Size basit bir örnek vereyim. Sadece sosyolojik olarak değil. Şu anda 1980'li yıllarda Laleli'den Orta Asya'ya bavul ticareti vardı, hatırlıyorsunuz. Şu anda bu ticaret Afrika'ya yapılıyor. Kim aracılığıyla? Türkiye'de okuyan üniversite öğrencileri aracılığıyla yapılıyor. Bavullara
takım elbiseleri koyuyorlar ve buradan oralara ticaret yapıyorlar. Ankara'da sosyoloji doktorası yapan bir tane delikanlımız Mersin'de bir Türk'le ortak fabrika kurdu mesela. Yani sadece sosyolojik olarak değil, ekonomik olarak da müthiş bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Ve bunu da Türkiye dışında başka yerlerle duyguyla birleşerek yapamıyorlar. Yani bu kardeşlerimiz oralarda hatta Türkiye mezunları diye dernekler kuruyorlar gittikleri yerde. Bunlar oluşmaya başladı. Şu anda 200 bine yakın, 160 bin civarında sanıyorum Türk yabancı öğrenci var. Devletimizin vizyonu 350 bin diye biliyorum. Bu rakama çıktığı zaman bu çok daha net bir şekilde görülebilecek. Ama tabii şu eksikliği ben görüyorum. Bu kardeşlerimizin daha çok ticari tarafa doğru bir eğilimleri var. Sivil toplum kuruluşlarımız mutlaka sosyolojik alana doğru, işte benim baştan beri dertlendiğim kısma doğru da ciddi bir eğilim yapmaları lazım. Çünkü şu bu coğrafyalarda şöyle bir özellikler var. Bununla isterseniz ben tamamlayayım. Soru varsa ona geçeriz. Yıllardan beri bize Afrika'yı animist dinlerin yaşandığı, daha çok putperestlik olarak şey yaptılar, yansıttılar. Ama yakinen araştırdım. Afrika'nın geleneksel dinlerinde tek ilah var. Hiçbir kaynak bulamadım. Hiçbir dinler tarihçimiz doğrulara gitmemiş. Bir yabancı, sanıyorum büyük bir ihtimalle misyoner bir papazın bir makalesinde bir şey okudum. Şöyle bir şey yazıyor. Afrikalı dine karşı direniyor diye bir cümlesi var bitişinde. Adı veya şeyi böyle. Benim yorumum şu, bölgeyi bildiğim için Afrikalı dine karşı direnmiyor aslında. Onlar teslise karşı direniyor çünkü onların geleneksel dinlerinde tevhid olduğu için, yani teslis kafalarına yatmıyor. İki örnekle hemen bitireyim iki dakikaya. Kenya'nın kuzeyinde Turkana diye bir bölge var. Bu Turkana Gölü'nün olduğu yer. 2,5 milyonluk bir kabile bunlar. Bizim dedemiz ve peygamberimiz Hazreti İbrahim'dir diye bugün böyle yaşıyorlar. Vallahi ilahi İbrahim diye yaşıyorlar bugün böyle. Yani Yunus Emre'nin çalabım dediği gibi onlar da Akuc diye dua ediyorlar. Ama yeri göğü yaratan tek ilaha dua ediyorlar. Etiyopya'nın güneyinde Oromoların bir Orene kabilesi var. Onlar da Vak'a diye yine tek ilaha dua ediyorlar. Ve Etiyopya'nın ve şeyin Afrika'nın birçok yerinde çok az putperest var. Çok az. Onların geleneksel animist dedikleri dinlerin %90'ı bir peygambere dayanıyor. Yani mutlaka ismi değişmiş bile olsa bir ilahi dine dayanıyor. O yüzden Hristiyanlığın, Ortodoksluğu ve Katolik Afrika'da yayılamıyor. Çünkü onların aklına, kafasına teslis yatmıyor. Protestanlığı o yüzden light hale getirdiler. Eğlence kültürü gibi. Böyle. O yüzden bizlerin oralarda beklenen bir millet olduğunun altını çizerek ben ifade edeyim, cümlemi bitireyim. Soru varsa zamanınızı çok almadan soru üzerine isterseniz gidelim hocam. Şöyle ifade edeyim hocam. Şimdi sürecinizden bahsettik. Oradaki teknik sorunla yaşıyorum arada bir, ama beni duyuyorsunuz değil mi hocam? Hocam duyuyorum şimdi. Şöyle söylemiştik. Yani özetleyecek olursak anlattıklarınızdan anladığımı ifade edip öyle sorayım. Yapılacak, gidilecek daha çok yolumuz var anlaşılan. Peki, şöyle söyleyeyim. Şeyden kısaca değindiniz ama bizim bakış açımız, Avrupalı'nın bakış açısı, bizden başka diğer Müslüman ülkelerin hiçbir bir etkinliği yok oralarda. Yani dünyada bizden başka zengin, başka Müslüman ülkeler de var tabii ki. Hocam şöyle ifade edeyim. Şu anda
o Müslüman ülkelerin zenginlerinin finanse ettiği, desteklediği kuruluşlar o bölgelere çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Sebebi de şu, biliyorsunuz son zamanlarda biraz Türkiye'nin dünyadaki etkinliğinden dolayı Arap ülkelerini emperyal sistem kendine mahkum etmeye dayalı çok ciddi atraksiyonlar yaptı ve Arap ülkelerindeki zenginler paralarını artık buralara aktaramıyorlar. Bakın çok net ifade ediyorum. Zaten aktarsalar da bu benim bahsettiğim vizyon onlarda en azından bu anlamda yoktu ama en azından paraları oralara gidiyordu ve yardıma dönüşüyordu. Kendileri çok gitmeden paralarını aktarıyorlardı. Fakat bizim gibi oralarda bir sosyolojik dönüşüm sağlama hedefi ve amacı ve vizyonu Türkiye dışında hiçbir ülkede yok. Zaten birçok ülke, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi birçok ülke tam tersi bir fonksiyon yapmaya çalışıyor. Çok net ifade edeyim. Birleşik Arap Emirlikleri şu anda Etiyopya'da sanıyorum 10 milyar doların üzerinde oraya para verdi ve arka planda başka türlü çalışıyor. Farklı çalışıyor. Yani Allah bu millete güç versin. İnşallah yani önünün kesilmesiyle ilgili çabaları bertaraf eylesin. Çünkü gerçekten Türkiye'nin bu İslam coğrafyalarındaki bu vizyonuna bir halel gelirse olacak şey Allah göstermesi. Burada eski sömürünün adı değişir, şekli değişir ama devam eder. Yani bölgelerin sömürüye karşı uyanışları da başladı aslında, sadece dini olarak değil. Yani artık insanlar şunu demeye başladılar. Bahsettiğim bu Turkana Gölü civarında petrol bulundu. Devlet Çinlilere verdiği için ayaklama oldu orada mesela. Bizim petrolümüzü neden yabancıya veriyorsunuz diye. Çünkü dünya küçük bir köy haline geldi. İletişim güçlendi ve iletişim güçlenmesi artık bu insanlarda ya biz sömürülüyoruz duygusuna kapıldı. Şunu da bir daha tekrar ifade edeyim. Çin'in kazan kazan politikası ve Türkiye'nin hem kazan kazan ve hem de yardım ve başka türlü politikaları oradaki sadece Müslüman mazlum insanları da uyandırmaya başladı. Bu çok önemli bir durum ve çok yayılıyor şu anda dünyada. Anladım. Peki, şimdi değerli katılımcılar, soru iletmek isteyen varsa mesaj olarak da alabiliriz. Yoksa bu programı bizi şöyle bir soru var hocam. Maarif Vakfı'nın Afrika'da toplam kaç okulu var diye sorarlar. Hocam onu hocam. Maarif Vakfı'nın sitesine girerlerse orada bulabilirler. Çünkü ben onu şu an net ifade edemem. Çünkü benim bilgim dahilinde değil o. Kaç okul olduğu. Ama şunu ifade edeyim. Maarif Vakfımız yurt dışında ciddi bir şu anda ben de yakinen görüştüğüm için mütevellisiyle, başkanıyla sürekli bizim protokolden dolayı ciddi bir vizyon sergiliyor. FETÖ okullarını geri almak için çok ciddi hem hukuki hem sosyolojik baskılar uyguluyor o bölgelere. Ama bunu ifade ederken şunu da ifade etmem doğru olur diye düşünüyorum. FETÖ emperyal bir maşa ve bu maşalığını hala sürdürmeye devam ediyor. FETÖ emperyal bir maşa, bu maşalığını hala sürdürmeye devam ediyor. FETÖ uluslararası emperyal bir din de aslında. Bu dinin birinci imanı şuydu: bütün dinler eşittir. Hak din diye bir din yoktur. Hristiyanlıkla, Budistlikle İslamiyet aynıdır. İman esası buydu. Ben bunu bizzat Fil İşi sahilinde yaşayanlardan dinledim. Yani kendi Müslüman olmak isteyen çocuğa ya ne gerek var, ne güzel bir dinim var diyen abilerden aktar. Yani bunu da ifade edeyim. Maarif Vakfımız mücadele ediyor. Emperyal sistemle de FETÖ ortak çalıştığı için şekil değiştiriyorlar. Mesela Etiyopya'daki okullarını bakan bizzat dedi ki ben marife dedi ama
Alman şirketlerine devrettiler. Alman okulları, Marif Vakfımız güzel çalışıyor. Sanırım epey de bir okulu var. Sitelerine girerlerse arkadaşlar o sayı görebilirler inşallah. Peki başka? Evet Oğuz Hocam buyurun. Evet değerli katılımcılar, Sayın Hamit Hocam. Gerçekten bu akşam vermiş olduğunuz bilgilerle bizler, ben kendim şahsım adına söylüyorum, son derece müstefit oldum. Eminim katılımcılar da, velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz de faydalanmışlardır. En azından Habeşistan bizim açımızdan tarihte önemli bir yeri var. Siz de bahsettiniz. Yani Allah Resulü'ne, Müslümanlara o en zor döneminde kucak açan bir yer. Ve sizler de ülkemiz adına oralarda güzel faaliyetlere de bulunuyorsunuz. Bir nevi aslında bizler ahde vefa duygusu içerisindeyiz. İnşallah yapacağımız bu iyilikler, güzellikler, yardımlar bir ömür boyu devam eder. Allah-u Teala bizleri, hani ben hep şöyle dua ediyorum, ensar mı olmak, muhacir mi olmak? Rabbim bizleri ensar olmaya layık görsün ve böyle devam etsin. Çünkü gerçekten muhacir olmak, birilerine el açar konumda olmak son derece sıkıntılı. O noktada ben tekrar size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel ve etkili söyleşi oldu. Rabbim hayırlarınızı daim eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Ben de bütün katılımcılara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah daha nice başka böyle müstefit olunacak programlarda buluşuruz inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam tekrar. Değerli katılımcılar, sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hamit hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde önce olan okul müdürümüz Oğuz Yayla'ya ve teknik olarak bize destek veren İhsan hocamıza, İhsan Erdoğan Şimşek hocamıza da teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Evet.